Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Yaponiya Avrupa İttifakı'nın Xitay'ın kengaymeçilikine karıştırışı çakırdı. Yaponiya Devlet Müdafiye Vaziri Avrupa İttifakı devletlerini Xitay'ın zomigerlik hareketlerine karşı ifade bildirişki çağırgan ve şundaklı halkara cemiyetini Xitay'ın herbi ve zimin kengaymeçilikine karşı çıkışı gereklilikine hakkında agahlandırgan. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Yaponiya'nın Devlet Müdafiye Vaziri Nobuo Kishi 20. sentabr muhafizatçılar gezisinin ziyaretini kabul kılıp Xitay'ın siyasi, iqtisadi ve herbi cihette üzlüksüz küçüyüvatkanlığını ve küçüdün paydalanıp Şarkı Deniz ve Cenubi Deniz'nin hazırkı vaziyetini öz beşimcilik bilen özgertişke urnuvatkanlığını bildirgen. Nobuo Kishi, Yaponiya'nın özünün, rayonunun ve şundaklı halkara cemiyetinin bihaterlikidin küçülük endişi kılıvatkanlığını tekitleş bilen birge, halkara cemiyetini agahlandırıp, Xitay herbi küçünü san ve süpet cihette küçeytip, emeli cengkiliş iktidarını tiz süratte özdürvatıdı degen. Bildirilişçe Nobuo Kishi ilgiri köp qetim Tayvan'nın bihaterliginin Yaponiya bilen bivasıtı münasifetlik ikkerligini tilga ilip, Tayvan'da tokunuş yüz bergende Yaponiya'nın arlışışının muhimliğini tekitligen. O bu yıl 6. ayda Bloomberg agentliğinin maksus ziyaretini kabul kılganda, Tayvan'nın tinişliği ve mukimliği Yaponiya bilen bivasıtı münasifetlik. Yaponiya Xitay'nın Tayvan bilen bolgan münasibeti ve Xitay'nın herbi hareketini yakından kuzatuvatıdı dep otturgu koygan. Nobuo Kishi 16. sentabr CNN'nin ziyaretini kabul kılgandımı Tayvan'da yüz bergen işler Yaponiya bilen bivasıtı münasibetlik. Yaponiya'da işiltildigan energiyanın 90% import arkalık kelidi. Çoqum Tayvan'nın etrafıdaki rayonlardan toşulishi kerek. Tayvan'da yüz beradigan her qandaq iş Yaponiya üçün mesele payda qilishi mumkin. Bu ahvalda Yaponiya çoqum zürür tedbir kollundu degen. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi yillardan buyon Yaponiyaning Xitoyning kunsiri kuchayotgan tahdidiga taqobil turish uchun Yaponiya qo'g'dinish kuchini uzluksiz kuchaytirgan va kengaytirgan. Yaponiya armiyasiga eng ilg'or F-35 reaktiv kurashchi aeroplanini saplagan hamda urush paroxotini vaqtliq aviamatkaga o'zgartirib, F-35 kurashchi aeroplanini jang supisi bilan ta'minlagan. Shuning bilan bir vaqtda Yaponiya dengiz armiyasiga yana yangi qo'g'ilg'uchi paroxot su astı paraxoti ve her xil başkurulduğun bomba seplengen. Xi Jinping bilen Biden BDT umumi yığınıdı tirkeşti. Xi Jinping bilen Amerika Prezidenti Biden BDT umumi kengash yığınıda ayrım ayrım söz kılgan bulup, birbirinin ismini bivasıtı tilga almagan halda öz ara tirkeşken. 21. sentabr BDT'nin 76. qitimlik umumi yığın münazirisi New York'ta ötküzüldü. Biden Amerika Prezidenti bolgandan buyan tunji qetim BDT umumi yig'inda nutq so'zlagan bo'lib, Xi Jinpingmo sin orqali so'z qilgan. BBC'ning bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha Bidenning nutqi 2-chi ratga tizilgan bo'lib, Xi Jinpingning silliq nutqi eng oxiriga tizilgan. Bidenning naq maydondagi so'zi 30 minutdan eshib ketgan. Xi Jinping bo'lsa 15 minut so'zlagan. Biden so'zida kelgusimiz uchun o'rtaq kurash qilishni tanlash tanlamasligimizdan qat'i nazar bu karar kelgusi evlatlarga ta'sir ko'rsatdi. Oddiy qilib aytganda biz tarixning burilish nuqtasi turibatimiz deb qarayman degan. U yana mustabidlikni oshkora tanqid qilib, demokratiyaning yanada eng yaxshi qural ekanligini ta'kidlash bilan birga Amerikaning suquq munosabatlar urushi qo'zg'ash niyatining yo'qligini bildirgan. Xi Jinping bo'lsa, hozirgi dunyo yangi davolg'ush davriga kirdi. Har bir mas'uliyatchan siyosatchi cho'qim tarixiy tanlashda bo'lishi kerak. Demokratiya har qanday davlatning patenti emas, balki barliq davlatlar xalqining huquqi. Xalqaro vaziyatning yaqinqi taraqqiyoti, tashqi kuchlarning harbiy aralashishi va demokratik o'zgartishning tugamas siyon elib keladiganligini yana bir qatim isbotladi deb jar salgan. Biden yana Xitoyning Sharq Turkistondagi bastur siyosati haqida to'xtalgan bo'lib, u mayli Xinjiang, mayli Shimoliy Efiopiyada yoki dunyoning qaysi yerida bo'lishidan qat'iy nazar irqi, etnik va dini asalliklarni nishonlash va zulm qilishga qarshi chaqiriq qilishimiz va ayiblashimiz kerak degan. Ammo Xi Jinping nutqida Uyg'urlar masalasini tilga olmagan. Litvaniya hukumatı fuqarolarga Xitoyning yonfullarini ishlatmaslik haqida chaqiriq qildi. Litvaniya hukumatı Xitoyning Xiaomi yonfullarining Xitoyga qarshi sezgir mazmunlarni tekshirish iqtidorining borligi sababli fuqarolarni Xitoy yonfullarini ishlatmaslikka chaqirdi.
Reuters agentliğinin bu vaqtki xabarda bildirilishicha, Litvaniya Davlat Mudofaa Ministerligi Torbi xatarlik markazi 21 sentyabr Xitoyning Xiaomi shirkati Yevropada sotayotgan yanfullarining Tibetga erkinlik, Tayvan mustaqilligi yashasin, demokratik harakat degandek so'zlarini bayqash va tekshirish iqtidori borligini e'lon qilgan. Litvaniyaning muavin davlat mudofaa ministri Margiris Abukevichus fuqarolarni Xitoy yanfullarini ishlatmaslikka, agar ishlatayotgan bo'lsa, uni tashlab etishga chaqirgan. Litvaniya davlatlik torbi xatarlik markazining xabar qilishicha, Xiaomi yanfunining yumshoq detalidagi mazkur iqtidorlar Yevropa ittifoqi davlatlarida etibetilgan bo'lsa-mu, ammo xohlagan vaqtda yiroqdan kontrol qilib ochqilib bo'ladi ekan. Litvaniya torbi xatarlik markazining dokumentida Xiaomi telefonining Singapurdagi bir mulozimatiga shifrlangan sonliq ma'lumotlarni avatadiganligi, bulardan sirt Xitoyning Huawei P40 yanfunidami bexatarlik yuchqi bayqalganligi bu masalalarning Litvaniya uchun emas bu uskunalarni ishlatayotgan barliq davlatlar uchun jiddiy masala ekanligi qayd qilingan. Xiaomi shirkati 22 sentyabr Reuters agentligiga bu haqda norozilik bayonoti e'lon qilib, Xiaomi yanfun uskunalarining ishlatuvchilar avatgan yoki topshirib olgan uchurlardan azaldan va bundan keyin tekshirmaydiganligini da'vo qilgan. Xitoyning organ taratquvlari bo'lsa, bu voqeani Litvaniyaning Xitoyga qarshi turish uchun o'ydirib chiqargan o'yini deb burmunashqa urungan. Xitoyning texnikalik uskunalaridagi bexatarlik masalasi izchil holda xalqaroning diqqatini tortib kelyotgan bo'lib, Xitoy uskunalarini sotib olish, sotib olmaslik bir qism davlatlarning diplomatik munosabatlarigacha ta'sir ko'rsatmoqda. Gerçi Huawei, Zhongsheng yanfullarining sotilishi Amerikaning turli jazolari tufaylidan zo'r ta'sirga uchirgan bo'lsa-mu, Xiaomi, Oppo, Yijia qatorliq Xitoy markalari yanada har qaysi davlatlarni qoplamoqda. Litvaniya bilan Xitoyning munosabati yaqindan buyon uzluksiz nacharlashayotgan bo'lib, Litvaniya poytaxtiga Tayvan nomida vakolatxona qurilgandan keyin Xitoy Litvaniyadagi bosh elchisini qaytirib ketgan. Shundoqli Litvaniyaning Xitoydagi bosh elchisi mo Xitoyning talabiga asosan qaytib ketgan edi. Bulardan sirt Litvaniya parlamenti bu yil 20 may Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan edi. Chaushoglu bilan Blinken Nyu-Yorkda suhbat o'tkazdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar tashkilotining 76 navbatlik umumiy kengash yig'inig'iga qatnashish uchun Amerikaning Nyu-York shahriga borgan Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chaushoglu Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishib, Afg'oniston masalasida ikki davlatning davomli yaqindan hamkorlashadiganligini ta'kidlagan. Mavlud Chaushoglu bilan Antony Blinken Nyu-Yorkdagi bir mehmonxonada ayrim uchrashuv o'tkazishdan ilgari muxbirlarga qisqacha bayonot bergan. Chaushoglu Blinken bilan ko'p qatim telefonda ko'rishganligini bildirib, Afg'oniston va boshqa nurg'un sohalardagi alohida hamkorligingizga ko'p rahmat aytaman. Biz Afg'oniston masalasida davomli hamkorlashimiz, hamkorligimizni davomlashtiramiz. Boshqa sohalardagi hamkorliklarimizni ham davomlashtiramiz degan. Blinken bo'lsa, yaqinqi 9 oy ichida Chaushoglu bilan nurg'un qatim telefonlashganligini ta'kidlab, so'zlashadigan nurg'un narsalarimiz bor. Biroq biz Turkiyaning Afg'onistondagi kuchlik sherikligidan intayin minnatdormiz va birlikda harakat qilishni davomlashtiramiz degan. Blinken yig'inda Suriya va Kavkaz rayoniga aloqador masalalar to'g'risida so'zlashadiganliklarini bildirib, Turkiya bilan Amerikaga kuchlik sherik va Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti ittifoqdoshi deb baho bergan. Xitoy hakkerlarining Hindistonda nishonlanganligi ilgari surildi. Hindistonning bir media guruhi, saqchi idorasi va Hindiston hukumatining davlatlik sonliq ma'lumot ambiri hakkerlarning hujumiga uchirgan bo'lib, hujum qilguvchilar Xitoy rejimining iqtisodiy qo'llashiga erishgan Xitoy hakkerlari ekan. Amerika ovozining 22 sentyabrdagi xabarida bildirilishicha, mazkur tor hujumini Massachusetts shtatiga joylashgan tor bexatarlik shirkati Insikitning tadqiqot markazi bayqagan. Bu hujumda Vinti nomliq yomon g'arazlik yumshoq detal ishlatilgan bo'lib, Tadqiqot markazining aytishicha, bu xil yumshoq detalni faqat Xitoy rejimi qo'llagan bir qancha hakkerlar guruhisi ishlatadigan. Xitoy doiralari bu vaqtga ayiblashni butunlay rad qilib, o'zining tor hujumining qurboni ekanligini da'vo qilgan. Mazkur tadqiqot markazining dokumentida ko'rsatilishicha, mazkur tor hujumi Hindiston bilan Xitoy chegarasidagi jiddiylik bilan munosabatlik bo'lishi mumkin ekan. Hindiston va Xitoy qurolli qismlari Himalaya chegarasida uzundan buyon jiddiy holatda turibotgan bo'lib, O'tgan yili 4-chi ayda ikki taraf o'rtasida qonliq to'qunish yuz berib, necha yuz odam o'lgan edi. Xotirlangan sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, 2021 yili Xitoyning qo'llashidagi hakkerlarning Hindiston tashkilotlari va shirkatlariga qaratgan tor hujumi
2020 yildiki selishtirganda 261% aşqan. Institut guruhining aytishicha bu sanliq ma'lumotlarning mazmunini hozircha aniqligi bo'lmaydi ekan. Ammo Hindistonning mazkur media shirkatining Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi ziddiyatga aloqador xabarlarni doim e'lon qildiganligini nazarda tutganda to'r hujumining maqsadi muxbirlarning uchur va materiallarga erishish Şundaqlı küçülük hücum xarakterlik maqalalarının məzmunuğa elan qılınışdın burun eriş üçün buluşu mümkün ikən. Hürmətli televizor görüşlər, şundaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızda görüşkücə sizlərini Cənabi Allah'a tapşırmız. Şundaqlı proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarımıza köptün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.